Kayseri Gazeteciler Cemiyetimizin çok değerli başkanı, değerli cemiyet yönetim kurulu üyeleri ve Kayseri medyasının çok değerli mensupları, ulusal ajanslarımızın temsilcileri, sözlerime başlarken sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kayseri, İç Anadolu'da çok önemli bir ilimiz. Sermayenin ve sanayinin ihracatın önemli merkezlerinden biri. Ve Kayseri Gazeteciler Cemiyeti de Kayseri'nin sanayi ve ekonomik gelişimine paralel olarak çok güçlü, çok değerli bir cemiyet olarak her zaman varlığını muhafaza etti. Biz de bu bölgeye olan ziyaretlerimizde Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne uğramayı, Cemiyet Başkanı ve Yönetim Kurulu'yla, Kayseri medyasıyla hasbihal etmeyi, nabız tutmayı doğrusu kendimiz için bir ödev addettik. Deyim yerinde ise gazeteciler genelde siyasetçilerin açıklamalarına haber odaklı olarak ihtiyaç duyarlar. Ama çoğu zaman biz siyasetçiler de önemli cemiyetlerin açıklamalarına, yaklaşım ve görüşlerine ihtiyaç duyarız. Önümüzü, pusulamızı deyim yerinde ise daha net görebilmek açısından. Bildiğiniz gibi önümüzde 31 Mart 2024 yerel seçimleri var. Öncelikle 2024 yılına girmiş olmamızdan dolayı hepinizin yeni yılını tebrik ediyorum. Yeni senenin geçen seneden her anlamda daha huzurlu, daha sağlıklı, daha hayırlı, daha iyi ve güzel haberleri alacağımız bir sene olmasını, gerçekten yeni bir yıl olmasını her manada Allah'tan temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl hepimiz için bir seçim yılı. Bizler siyasetçiler olarak sahada olacağız. Sizler medya mensupları olarak sahada olacaksınız. Yeniden Refah Partisi bildiğiniz gibi Türkiye genelinde seçimlere, bütün illerde kendi adaylarıyla girme kararlılığını ifade etti. 81 ilimizde ve 922 ilçemizde Yeniden Refah Partisi olarak seçim yarışına kendi adaylarımızla katılma kararlılığımızı yaz aylarından bu yana seslendirdik, seslendirmeye devam ediyoruz. Dolayısıyla aday belirleme çalışmalarımıza da hız kazandırmış durumdayız. Yozgat, Sivas illerimizden Kayseri'ye gelmiş bulunuyorum. Kayseri'de de inşallah Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı ve merkez ilçelerdeki belediye başkan adaylarımızı belirleyerek Kayseri'den dönmüş olmayı, en azından aday belirlemeye yönelik yeterli bir bilgi akışıyla ve veri tabanıyla Ankara'ya dönmüş olmayı temenni ediyorum. Kayseri, Milli Görüş Hareketi'nin geçmişten bu yana çok iddialı olduğu bir şehir. 80'li yıllardan itibaren yükselen oy grafiğimiz var. 90'lı yıllarda bunun büyük ölçüde semerilerini aldık. Gerek yerel seçimlerde, gerekse genel seçimlerde siyasi hareketimizin tarihsel çizgisi Kayseri'de büyük başarılara imza attı. 1991'de ittifak halinde girilen milletvekili seçimleri hatırlanacaktır. Refah Partisi, Milliyetçi Çalışma Partisi, Islahçı Demokrasi Partisi'nin listesi Kayseri'de milletvekilliği seçimini 7-0 kazandı. O günden bu yana da Kayseri, deyim yerinde ise siyasi çizgimizin adeta İç Anadolu'daki kalesi olarak her geçen gün siyasi performansını artırmaya devam etti. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için de Kayseri'de ve ilçelerinde iddiamızı bir kere daha ifade ediyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı çıkaracağız. Melik Gazi ve Koca Sinan başta olmak üzere ilçelerimizin tamamında ilçe belediye başkan adaylarımızı Yeniden Refah Partisi olarak çıkaracağız. Kayseri'de yerel seçimlere yönelik bir ittifak söz konusu değil. Yeniden Refah Partisi olarak kendi bayrağımızla ve kendi adaylarımızla bu yarışa katılacağız. Temennimiz Kayseri halkının Yeniden Refah Partisi'ne yeniden sahip çıkması ve 90'lı yıllardan itibaren yükselen grafiğin 2024 yılında yeniden yükselmeye başlamasıdır. Türkiye'nin bugün gelinen nokta itibarıyla sosyal grafikleri, ekonomik grafikleri maalesef önceki yıllardan daha kötü bir performans sergilemektedir. Açıklanan aylık enflasyon düşük gibi görülüyor ama son bir yılın enflasyonu %65 düzeyinde. Enflasyonun 2024 Mayıs ayında en üst düzeye çıkması ve pik yapması bekleniyor. Pik yapması beklenen düzeyde Merkez Bankası Başkanı'na göre enflasyonun çıkacağı rakam %75.
Asgari ücrete %50 oranında bir artış yapıldı. Fakat bu gece kötü haberi akaryakıt istasyonlarından aldık. Akaryakıta litre başına yaklaşık 3 lira ilave ÖTV getirildi. Ve akaryakıt tüm kategorilerde yeniden 40 lira sınırının üzerine çıktı. Akaryakıta gelen bu ilave ÖTV iğneden ipliğe, portakaldan patatese, tüm tüketim mallarına ve mutfak harcamalarına en az %8-10 oranında zam olarak yansıyacaktır. Ulaşım giderleri, navlon harcamaları tamamen akaryakıta paralel gelişmektedir. Enflasyon yüksek. Faizler her geçen gün yükseliyor. Yükselen faizlerden dolayı insanlarımızın ne krediye dayalı konut alma hayali ne krediye dayalı otomobil alma hayali kalmadı. Ev alma hayali kalmayan, konut sahibi olma hayali kalmayan, otomobil sahibi olma hayali kalmayan, karı koca çift maaşla ancak evin kirasını ve zorunlu mutfak harcamalarını karşılayabilmek dışında hayaller kuramayan bir toplumun siyasi tercihlerinde değişimler olması kaçınılmazdır. Biz toplumun siyasi tercihlerinde geçim darlığına, enflasyona, yüksek faizlere ve bitmek bilmeyen zamlara dayalı olarak değişimler yaşanacağını görebiliyoruz. Bu bir öngörüden ibaret, aslında toplumsal durumun, halet-i ruhiyenin tespitinden ibarettir diyebiliriz. Siz de çevrenize baktığınız zaman geçim darlığından dolayı, bitmek bilmeyen zamlardan dolayı, artan KDV, ÖTV oranlarından dolayı, MTV gibi tekrar tekrar tahsil edilen vergilerden dolayı vatandaşlarımızın seçmen tercihlerinde, parti tercihlerinde yaşanmakta olan değişimlerin farkındasınız. Seçmen tercihlerinde ekonomiye dayalı bu değişimlerin 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde sandığa yansıyacağını görebiliyoruz. Sandığa olan bu yansıma belediyelerin el değiştirmesi şeklinde tecelli edecek. Dolayısıyla geçip geldiğim Yozgat ve Sivas illerinde de Yeniden Refah Partisi olarak iddialıyız. Şu an bu açıklamaları yaptığım Kayseri Büyükşehir Belediyesi için de Yeniden Refah Partisi olarak iddialıyız. Seçimin Türkiye genelinde sürpriz, birçok il ve ilçemizde ise favori partisi durumundayız. Dolayısıyla adaylarımızdan, aday adaylarımızdan çok çalışmalarını, çok gayret etmelerini, teşkilatlarımızın da adaylarımızı kazanacağını bilerek belirlemelerini ve desteklemelerini istiyoruz. 31 Mart gecesinin topluma ve yorumculara göre, medyaya göre sürpriz partisi, bize göre çığ gibi büyümekte ve gelmekte olan partisi Yeniden Refah Partisi'dir. Bu gerçeği bir kere de Kayseri'de ifade ediyorum. Belli olan ve belirlenecek olan adaylarımıza bir kez de Kayseri'den başarı dileklerimi iletiyorum. Ve vatandaşlarımızdan da bir isteğim var. İktidara mektup posta puluyla gönderilmez. İktidara mektubu göndereceğimiz yer seçim sandığıdır. Zarf Yüksek Seçim Kurulu'ndan geliyor. Pusula Yüksek Seçim Kurulu'ndan geliyor. Mühür pul yerine Yüksek Seçim Kurulu tarafından bize veriliyor. Yapacağımız şey mektubu yazmak, mührünü basmak, katlayıp zarfın içine koymak, sandığa atmak ve sayım tamamlandığında mektubun Ankara'da bizi yöneten hükümetin eline ulaşmasını sağlamaktır. Bu mektubun yerine ulaşması tercihlerdeki değişimin oranına bağlı olacaktır. Görüyor ve biliyoruz ki tercihleri değişen seçmenin artık alternatif partisi Yeniden Refah Partisi'dir. İktidarın söylediği yeni bir şey yok. Bilinen muhalefet partilerinin de sorunlara herhangi bir çözüm önerileri yok. İktidar bildiğiniz gibi yönetmeye devam ediyor. Muhalefet partileri de kendi iç kavgalarından baş kaldırıp topluma yeni bir öneri, yeni bir yol, yeni bir reçete öneremiyor. İktidarın da, muhalefetin de tek ve gerçek alternatifi Yeniden Refah Partisi'dir ve Yeniden Refah Partisi sürprizini
31 Mart günü sandıklarda yapacak. Açıklaması da 31 Mart gecesi televizyon ekranlarından yayınlanacaktır. Yani bugün Türkiye'de belediyeleri çoğunlukla elinde bulunduran partilere 1 Nisan sürprizimiz 31 Mart gecesinden itibaren kapıdadır. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sorularınız varsa soruları alabilirim. Hangi medya kuruluşu? Kayseri için adaylarımızı belirleyeceğimiz tarih, öncelikle şunu ifade edeyim. Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği takvimler nihai takvimlerdir. Ama biz adaylarımızı olabildiğince erken açıklamayı ve olabildiğince erken seçim yarışına katılmayı planlıyoruz. Kayseri için de belli olursa bu hafta, olmazsa önümüzdeki hafta. Yani Yüksek Seçim Kurulu'nun tarihlerini ve takvimlerini beklemeksizin ivedilikle adaylarımızı belirleyip büyükşehir ve ilçe adaylarımızı kamuoyuna tanıtmayı hedefliyoruz. Tabii ki bu isimler Kayserili isimler olacak. Kayseri'de yaşayan isimler olacak. Kayseri'nin sorunlarını bilen, bu sorunlara karşı da çözüm önerileri geliştirebilen, vizyonu da olan, tanınmışlığı da olan Kayserililerin gördüğünde ha tamam bildiğimiz arkadaşlar diyebileceği bir kadroyla çıkmamız lazım ki seçim yarışına geriden değil ileriden başlayabilelim. Çünkü iktidarın ve belediyeleri bugün elinde bulunduranların imkanları çok geniş. Biz hazine yardımı alan bir siyasi parti değiliz. AK Parti yerel seçim yarışına 2.6 milyar lirayla katılacak. Cumhuriyet Halk Partisi 1.8 milyar lirayla katılacak. Milliyetçi Hareket Partisi 752 milyon lirayla, İyi Parti 722 milyon lirayla, HADEP, Yeşil Sol Dem Parti denilen organizasyon 658 milyon lirayla yerel seçim yarışına katılacak. Hele ki Dem Parti'nin Türkiye'nin tamamında seçimlere katılmadığı, kampanya yapmadığı da dikkate alınacak olursa çok eşitsiz bir yarışa girmiş bulunuyoruz. Yeniden Refah Partisi devletimizden ve hazineden delikli kör bir kuruş almaksızın tamamen adaylarımızın, aday adaylarımızın, teşkilatlarımızın ve değişimi arzu eden vatandaşlarımızın emek, katkı ve katılımlarıyla bir seçim kampanyası yürütecek. Allah yardımcımız olsun. Dolayısıyla vatandaşlarımızın her zeminde desteğine ihtiyacımız var. Ama bu değişimin yaşanması lazım. Paramız yok ama iyi niyetimiz var, gayretimiz var, vizyonumuz var, çabamız var ve çalışan bir teşkilatımız var. İnşallah açığımızı oradan kapatacağız. Evet, öncelikle hoş geldiniz Anadolu Netflix'e sunulu. Bakanlık döneminizdeki en büyük fanlarınızdan biriydim. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Teşekkür ederim. Size karşı ayrı bir sempatim var. Allah razı olsun. İstiyorum. Taraflı gazeteci. Sizin açıklamalarınızı göz önünde bulunduracak olursak, az önce söylediniz, tamamen kendi bağımsız adaylarımızla yolumuza devam edeceğiz dediniz. Ve AK Parti veya bir başka parti bize makul dengeli tekliflerle gelmeli ki birlik beraberlik içerisinde olalım şeklinde 31 Aralık'ta bir açıklamanız var. Nasıl teklifler geldi ki yeniden Refah Partisi bağımsız yola devam etme kararı aldı? Çok net ve güzel, noktasız virgülsüz bir soru. Fan olduğum belli yani, tebrik ederim, teşekkür ederim. Şu var tabii, heyetler arasındaki diyalog zemini hala devam ediyor. Ama bu görüşmeler bir türlü neticelenemedi. AK Parti ile MHP arasında daha interaktif bir temas zemini sağlandı. Ve kısa sürede birbirleriyle büyük şehirler, iller, ilçeler bazında anlaşma sağlamış oldular. Ama Yeniden Refah Partisi ile ilgili olarak daha eşitsiz bir yaklaşım geliştirilmiş olmalı ki bize kabul edebileceğimiz bir teklif önerisi henüz gelmiş değil. İstanbul, Ankara ve İzmir'e yönelik destek beklentisi karşısında da bize bu illerdeki bazı ilçeler ya da başka iller nezdinde AK Parti tarafından yapılmış, açık, net, anlaşılır, tartışmaya mahal bırakmayacak bir teklif henüz intikal etmedi. Dolayısıyla bu zeminde Yeniden Refah Partisi seçime katılma hak ve selahiyetini kanunlar nezdinde kazanmış bir siyasi parti olarak kendi adaylarıyla seçime girme hakkına sahiptir. Bu anlamda İstanbul ve Ankara'da da adaylarımızı belirleme çalışmalarımız zaten devam etmekteydi, halen devam etmekte. Evet, o kapı hala açık aralık ama AK Parti makul bir teklife gelmediğinden dolayı ve zaman da daraldığından dolayı biz kendi adaylarımızı büyük şehirler öncelikli olmak üzere açıklayıp seçim yarışına katılacağız. Sayın Bakan, makul bir teklif gelirse biraz önce sizin çizdiğiniz o kötü tablonun ortağı olmaya razı mısınız?
Esasında ekonomiye ilişkin olumsuz verilerin hiçbirine ortak olmak akıllı ve makul değil. Ama eskilerin deyimiyle siyasete 24 saat uzun bir süre ve müzakere bu siyaset sanatının fonksiyonunun önemli parçalarından biri. Elbette ki hiç kimsenin siyasi mirasına ve kötü yönetim örneklerine ortak olmanın, paydaş olmanın bir gereği yok. Eğer ki kazanabileceksek Milli Görüş Belediyeciliğini Türkiye'nin fazladan birkaç ilinde daha hayata geçirme ve insanlara bu anlamda rüştümüzü ispat etme imkanını bir kere daha yakalayabileceksek bazı görüşmeler yapılabilir. Ama il, büyükşehir ve büyük ilçeler ölçeğinde makul önerilerde bulunulmadığı takdirde böyle bir ittifakın parçası olmanın zaten bir gereği yok. Yani eğer ki kazanabiliyorsak kazandırmaya aday olabiliriz. Ama bize kazandıracak bir işbirliği teklifi işin içinde değilse, söz konusu bile değilse, sadece kimin kaybedeceğinin belli olması adına bir işbirliğine girmenin, bir ittifakta yer almanın makul ve inandırıcı bir tarafı olmaz. Tabanımızda zaten ittifak isteyen değil, istemeyen bir çoğunluk var. Mevcut iktidar siyasetine karşı alternatif arayan milyonlarda da ittifakın içinde yer almamız değil, alternatif olarak dışında kalmamızla ilgili bir beklenti var. Dolayısıyla teşkilatın sesine de kulak veriyoruz, sokağın sesine de kulak veriyoruz. Ha, bu arada bizimle ittifak yapmak isteyenlerin çağrılarına da kulak veriyoruz ama henüz kulağımızın beklediği şeyleri duymadık. Başkanım, buyurun. Özellikle az önce hazine yardımlarından bahsettiniz. Alamayacağınız sürede 30'un üzerinde de herhalde siyasi parti seçime katıldı. Evet. Siz partilere hazine yardımı yapılması taraftarı mısınız? Yoksa herkes kendi bütçesini oluşturup girmeli mi? Şöyle, partilerin meşru ve şeffaf kaynaklara sahip olması için anayasa ve yasalarımız bunu öngörmüş. Partiler başkalarının kontrolüne girmesin, illegal kesimlerden ve güçlerden para talep etmesin, beklenti içine girmesin diye devlet siyasetin meşru ve temiz bir zeminde yapılması için siyasi partilere yardım kararını kanunlaştırmış. Dünyanın birçok ülkesinde bunun örnekleri, uygulamaları var. Dolayısıyla siyasi partilere yardımlara devam edilebilir ama tüm siyasi partilerin bundan oyu nispetinde istifade edebilmesi lazım. En azından barajının %1 olması lazım. %1 daha önemli, daha gerçekçi bir barajdır. Ama %3'e ramak kalmış bir Yeniden Refah Partisi ki bu yerel seçimin en favori partisi olan Yeniden Refah Partisi'ni devlet ve hazine yardımlarının dışında tutan bir sistemi de hiçbir şekilde adil ve dengeli bulmuyoruz. Ya herkesin istifade edebileceği yeni bir sistem inşa edilsin ya da hiç kimse hazine yardımından yararlanmasın. Herkes yardım almaksızın eşit koşullarda seçim yarışına katılsın. Zaten belediyeyi elinde bulunduranlar zaten eşitsizliğin zirvelerindeler. Türkiye'de 100 bin, 150 bin bisiklet dağıtan belediyeler var. Seçim satım haline girildikten sonra. Belediye imkanlarıyla seçim kampanyalarını zaten başlatan iller var, ilçeler var. Belediye imkanlarıyla, belediyelere iş yapan müteahhitlerin katkılarıyla bu seçim yarışını zaten başlatan siyasi partiler var, belediyeler var. Biz bu yönüyle de bu yarışın dışındayız. Ve Anadolu insanının ferasetine, dirayetine, vicdanına güvenmek dışında bir seçeneğimiz yok. Alternatiflerin varlığı halkın yararınadır. O nedenle vatandaşlarımızdan bu alternatife sahip çıkmalarını bekliyoruz. Alternatif olmazsa rekabet olmaz. Çarşıda, pazarda aynı durumun karşılığı her şeyin fiyatının iki katına çıkmasıdır. Siyaset çok daha pahalı bir şeydir. Niye? Siyasetçiler devleti yönetiyorlar, çarşıyı, pazarı değil. Daha da önemli bir mevzu var işin içinde. O nedenle vatandaşlarımızın alternatife sahip çıkmalarını, büyütmelerini ve yarınları için siyaseti dengelemelerini bekliyoruz. Sayın Bakan, daha önce yaptınız. Suudi Arabistan'daki yaşlar hakkında ne olur? Bu konuyla ilgili devlete spor ülkemizin işlere hesap ediyoruz. Bu konuyla ilgili tüm devletlerin nasyonları Türkiye'ye geldikten sonra yeni bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Niye Süper Kupa finali Suudi Arabistan'da oynanmak istenmiştir? Niye bazı problemler öncesinde öngörülememiştir? Niye bu süreç yönetilememiştir? Bazı spor yöneticilerinin tercihleri Türkiye'yi neredeyse bir uluslararası krizin eşiğine getirmiştir. Meselenin Mustafa Kemal Atatürk meselesi olduğuna inanmıyorum. Meselenin İstiklal Marşı meselesi olduğuna da inanmıyorum. Uluslararası arenada
resmi futbol müsabakalarının UEFA ve FIFA kriterlerine göre hangi koşullar altında oynanacağı bellidir. Bunu bilmeyenlerin en net, en belirgin olan, kayda kuyuda bağlı olan en basit bir meselede bile futbolun uluslararası kurallarına göre bir süper kupa oynatmayı beceremeyenlerin bulunduğu koltukları işgal etmesine gerek yoktur. Bu kadar net. Provokasyon olup olmadığını bilemiyorum. O nedenle Gençlik ve Spor Bakanımızın açıklama yapmasını, bu konuyu siyasi anlamda bir açıklığa kavuşturmasını bekliyoruz. Riyad'da şöyle şöyle bir mesele oldu diye gerilen toplum kesimleri Gazze, Filistin ve Filistin'de Gazze'de yaşanan terörle birlikte yurt içinde yaşanan terörist faaliyetlere karşı lanetleme mitingine, İstanbul'daki Galata mitingine bunu yansıtmak isteyenler oldu. Dolayısıyla bu süper kupa finalinde yaşananlar bir yönetim zafiyetidir spor yöneticileri açısından, bir yönetim beceriksizliğidir ve önünde ne vardı, sonunda ne var hala açıklanmış değildir. Bu bir devlet krizi değildir, bu bir hükümet krizi değildir. Suçlunun kim olduğunu anlayabilmemiz için Gençlik ve Spor Bakanı'nın yapacağı açıklamayı merakla ve sabırsızlıkla bekliyoruz. Burada suçlu Türkiye Cumhuriyeti değil. Burada suçlunun Suudi Arabistan yönetimi olduğunu da sanmıyorum. Çünkü kulüplerin federasyonla birlikte ortaklaşa yaptıkları açıklamada Suudi Futbol Federasyonu'na işbirliği ve katkılarından dolayı teşekkür ibaresi var. Kulüpler birbirine teşekkür ediyor. Kulüpler ve bizim futbol federasyonumuz Suudi Futbol Federasyonu'na da teşekkür ediyor. O zaman kim ne yaptı? Sorusunun cevabını Sayın Bakan'ın açıklamalarıyla öğrenmemiz lazım. Bu bizim en doğal hakkımızdır. Hiç kimsenin artık bu memlekette bir kaşık suda Atatürkçülük fırtınası koparmasına, İstiklal Marşı fırtınası koparmasına gerek yoktur. Bu millet bayrağına da, kurucu liderlerine de, İstiklal Marşı'na da 100 yıldır olduğu gibi 100 yıllar boyunca sahip çıkma dirayetinde olan bir millettir. Bazı değerlerimizi birileri seviyor, birileri istemiyor gibi bir ayrımcılığa, bir kutuplaştırmaya, bir polarizasyona Türkiye'yi sürüklemenin gereği yoktur. Kimse kriz çıkarmaya kalkmasın, kimse de krizleri fırsata çevirmeye kalkışmasın. Sayın Bakan da bir an önce yapacağı açıklamayı yapsın. Teşekkür ederim. Bitti mi soru? Teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok sağ olun. Bu kadar soru yeter.